İyi günler, Güne Bakış'a hoş geldiniz. Koronavirüsü, bu süreci, bütün alınan önlemleri uzmanlarımızla, bilim insanlarıyla konuşmaya devam ediyoruz Güne Bakış'ta. Bugün de çok değerli iki profesörümüz var. Profesör Doktor Onur Yaprak, Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi Karaciğer Nakli Merkezi'nden cerrahi uzmanı. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve diğer uzmanımız Profesör Doktor Özlem Er, Acıbadem Üniversitesi öğretim üyesi, aynı zamanda Türk Akciğer Kanseri Derneği üyesi, efendim tıbbi onkoloji uzmanı. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkürler. İlerleyen dakikalarda Montenegro'ya, Karadağ'a bağlanacağız. Biliyorsunuz bu süreçte salgın ilan edildikten sonra ve ölümler gelmeye başladıktan sonra dünyada hiçbir vakanın görülmediği tek yer olarak Karadağ gösterilmişti ama oradan da vaka ve ölümler gelmeye başladı. Bakalım oradaki son durum ne? Elif Tomruk'a yapımcı bir Türk'e bağlanacağız ilerleyen dakikalarda Skype bağlantısıyla. Onur Yaprak, hocam sizle başlayalım. Şimdi açıklandı, bütün her günde açıklanıyor bu rakamlar. Evet. 115 bir günde son 24 saatte ölümler 1518'e yükseldi. 4.281 vaka, yeni vaka, 69.392 vaka var. Evet. Sağlık Bakanı dedi ki biz kontrol etmeye başladık. Evet. İki hafta içerisinde de bir pik yapmasını bekliyoruz. Evet, şimdi bununla ilgili grafiğimiz var. Grafiği bir koyabiliriz arkadaşlar. Söyleyelim, bir getirelim bakalım grafiği. Şimdi burada test sayılarını görüyoruz aslında grafikte. Test sayılarında bizden bir tık ileride olan İtalya var. Onun dışında hemen Amerika ile aynı sayıda. Bu günlük test sayısı 1000 nüfus başına yapılan test sayısını gösteriyor ki hani nüfusların azlığı çokluğu etkilemesin diye 1000 kişi üzerinde yapılan test sayısı. Yani dünyada en çok test yapan ülkelerden biriyiz. Evet, 0.4 binde, 1000 kişiye 0.4 sayısı ki rakam Amerika ile aynı. Bakın İngiltere bizim altımızda, Fransa bizim altımızda. Şimdi bir defa test sayısında iyi bir rakamı yakalamışız. Bir sonraki slayta geçebiliriz. Bu çok önemli değil mi? Bu çok önemli. Test sayısının çok fazla olması. Ne kadar çok test yapıyorsanız o kadar çok vaka yakalıyorsunuz demektir. Evet, bir diğer slaytımıza geçtiğimiz zaman orada ne anlatıyor hocam? Bu çok çok önemli bir slayt. Benim de gurur duyduğum bir slayt. Türk sağlık sisteminin ne kadar güzel çalıştığını gösteren bir slayt bu. Bu vakaya bazlı ölüm oranı slaytı. Bakın en tepede İtalya var, en aşağıda biz varız. Yani %2'lerin altındayız şu anda. Bugünün rakamları bu. Yani bu vakaların grafik. Çoğu en çok İtalya'da ölüyor. Evet. Bu şeye göre onu görüyoruz. Sonra İspanya geliyor. Sonra İspanya geliyor. Amerika'yı aldık. Birçok ülkeyi aslında buraya alabilirdim ama o zaman tabii birçok grafik olunca ülke bazında grafikler birbirine karışacak. Yani burada vakaların kurtarılma oranı bir anlamda değil mi? Önemli olan da tabii bu. Yani ölüm oranımız %2'lerde. Bu muhteşem bir şey. Yani hep örnek verilen Güney Kore ile aynıyız şu anda. Bu da sağlık sistemimizin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Peki hocam şu çok merak ediliyor. Sağlık Bakanı açıkladı. Kontrol almaya başladık dedi ama seyircilerimizden de şöyle sorular geliyor. Ölü sayısı, ilan edilen ölü sayısı her geçen gün bir diğer önceki günden daha fazla oluyorsa nasıl kontrol altına aldık? Bu nasıl azalmaya başlıyor diye. Burada başka bir sistem var galiba anladığım kadarıyla. Şimdi bir sonraki slayta gelelim. Evet, arkadaşlarımızdan bir sonraki slaytı da isteyelim. Şimdi bakın burada yoğun bakıma giren hastalarda kayıplar illaki olacaktır. Ama vaka sayısı eğer artmıyorsa yoğun bakıma giren hasta sayısı da artmaz. Buradan yola çıkarak hareket ediyoruz. Bakın vaka sayısı, günlük yapılan test sayısı, vaka sayısı, vaka sayımız şu anda stabil gidiyoruz. Bir sonraki slayta geçelim. Evet, bir sonraki slaytı da getirelim. Evet, bakın bu test karşılığında yüzde yakalanan vaka sayısı. %12'lerdeyiz. %19'u görmüşüz. Yaptığımız test başına %12 hasta pozitif gelmiş. Yani artmıyoruz, artışta değiliz. Stabil gidiyoruz, yatay gidiyoruz.
Ama yani bir önceki güne göre ilan edilen ölüm sayısı burada bizim gittikçe yükselen bir grafiğimiz olduğu anlamına gelmiyor. Gelmez. Şimdi yoğun bakımda yatan hastaların bir kısmı ister istemez kritik hastalar yoğun bakımda. Buradan kayıplar olacaktır. Ölen hasta sayısına bakmayalım. Vaka sayısı günde kaç kişi hasta oluyor? Buna bakalım. Bir de şu var. Yani bu genel bir demografi verdikten sonra... Az önce ben işte Bağcılar'daki hastanemizden geldim. İnanılmaz bir trafik vardı. Yani evde kalın deniliyor. Hafta sonunun insanlar galiba şeyini böyle bir hani acısını çıkarır gibi. Değil mi? Bir ay yollardalar. Bu önlemler başlamadan ya ben programa zor yetiştim gerçekten. Hani nedir bu işi olmayanlar niye çıkıyorlar onu anlamıyorum. Hani defalarca vurgulanıyor. İşi olan tamam çıksın, ekonomi dönsün. Hocam ama... o trafiğe birazdan geleceğiz ama Profesör Doktor Özlem Er'e de soralım. Bu hızı, bu grafikleri kontrol altına alınmaya başlandığını söyledi Sağlık Bakanımız. Az önce Sayın Yaprak da grafiklerle izah etti ama siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu grafikleri? Tabii şu anda sağlık sistemi aslında hep korona ve Covid-19 verileri üzerinden dönüyor. Dolayısıyla biz de bunlara bakıyoruz. Her ne kadar onkoloji uzmanı olsam da sizler gibi bunları takip ediyorum öncelikle. Hastanemizde de bu ortamı görüyoruz. Evet, bir stabilizasyon, bir yataylaşma sağlanmış görünüyor. Tabii ki bu biraz önce Doktor Bey'in de vurguladığı gibi bizi bir rehavete sürüklemesin. Bu tür bir durum rehavete sürüklemesin. Çünkü sonuçta solunum yoluyla bulaşan bir hastalıktan bahsediyoruz ve bu hastalığın henüz kesin tedavisi bulunmadı, aşısı yok. Dolayısıyla bizim alacağımız önlemler burada çok önemli. Dolayısıyla halk sağlığı önlemleri, yani bizim tıp fakültesinde ilk öğrendiğimiz konudur. Hastalıktan korunma. Hasta olduktan sonra evet yapılabilecekler var. Sağlık sistemimiz çok iyi. Bu konuda gerçekten güvenebiliriz ama güvenerek de bu yola çıkmamalıyız. O yüzden önleme çok önemli. Önleme de kişilerin kendi elinde. Evet Sayın Yaprak, şimdi maskenin öneminden biraz sonra bahsedeceğiz. Onunla da ilgili grafiklerimiz var ama şunu sormak istiyorum. 2 hafta içinde pik yapması bekleniyor dedi Sağlık Bakanı. Şimdi kontrol altına alınmaya başladıysa ister istemez vatandaşların aklında niçin daha da uzayacak, daha da mı ölümler fazla olacak diye sorular var. Bu pik ne anlama geliyor ve bizim bunu nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Şimdi şöyle, pik seviyesi dediğimiz günlük görülen vaka sayısının en maksimum olduğu rakamı veriyor. Bugünün yine rakamlarından bazı notlar aldım. Amerika'da 30 bin günlük görülen vaka sayısı tırmanmaya devam ediyor. İngiltere 5298 günlük vaka sayısı tırmanmaya devam ediyor. Peki görmüş, dönmüş ülkelerden de örnek vereyim. İtalya 7789 günlük vakadan dönmüş. Bugün 4576'ya inmiş. Almanya 5288'de tepeyi piki görmüş. 3696 bugünkü rakam. Bunlar azalışa geçenler. Azalışa geçenler. 4281 dün açıklanan yeni vaka sayısı. Bundan biraz daha o zaman yükselecek. Yükselebiliriz. Yani yükselmemiz de beklenir. Çünkü biz geç başladık zaten. Diğerlerinden hastalık bize daha geç geldi. Önemli olan geniş bir zamana piki yaymak. Mesela Çin 4500'de piki görmüş. Aslında hastalığın başladığı ülke ama Avrupa ülkeleri daha yüksek rakamlarda piki görmüşler. 12 binlerden falan bahsediyorduk değil mi hocam bir ara? Şimdi o maskenin önemine geçelim. Şimdi o maskeyle ilgili evet slide'ı verirsek. Bir onu da getirelim arkadaşlar. Yani hep diyoruz. Bir sonraki slide'ı verelim önce. İşte bir sonrakine geçelim. Bir sonrakine geçelim. Evet. Evet, şimdi burada pikin önemi gösteriliyor. Şimdi bu maske tartışması üzerine de şöyle Amerika'da CDC ve FDA önce biliyorsunuz çok yanlış mesajlar verdiler. Maske kullanmaya gerek yok dediler. Sonra Dr. Huang isminde bir moleküler mikrobiyolog bir sosyal sitede bir review, bir makale kaleme aldı. Bu makale daha sonra 1-2 gün içerisinde The Independent'tan New York Times'a, Washington Post'a kadar hepsinde yayınlandı. Onun üzerine Amerika'da
Ya biz yanlış yapmışız, maske takılmalıymış dediler. Ben de o makaleden ama bazı kesitler aldım. Olanlar taksın dendi önce, başkalarına gerek yok dendi ama sonra... Ha, şimdi onun altında ne yatıyor aslında biliyor musunuz? Onun altında Amerika'da herkes maskelere bir anda hücum eder ve sağlık çalışanlarına maske kalmaz. CDC bunu itiraf etmek zorunda kaldı. Bu Huang'ın, Dr. Huang'ın çalışmasında bakın kırmızı nokta bir bu simülasyonla yapılmış, bir simülatörle yapılmış. Maskeli ve maskesiz. Maskesiz ve sosyal mesafeli. Şimdi demiş ki bir simülatör kullanmış. Maske takmazsanız, sosyal mesafeye de uymazsanız 50. günde piki görürsünüz. 57 milyon insanla piki görürsünüz demiş. Eğer sosyal mesafe ve maskeye dikkat ederseniz 63. güne uzatırsınız pik görülmesini. Ve rakam 32 milyonda kalır demiş. Sonrasında da maske kullanmanın ne kadar mantıklı olduğunu mekanik, biyolojik olarak ispat etmiş. Bir sonraki slide'da geçelim bakalım o grafikte neler var. Şimdi evet. Diyor ki yani bir siz diyor nefes alma yoluyla, inhale yoluyla 1,5 metre içerisine bunları yayıyorsunuz. Hatta 8 metre bile dendi. İşte öksürmeyle diyor 2 metre, hapşırmayla diyor 6 metre diyor. Önceki slide ve bir önceki slide, iki önceki slide'a gelelim. Yani atladığımız slide'a dönelim. Bu evet. Arada 8 metre dendi, 4 metre dendi. Burada kalalım. Ama 1 metreye bile uyamıyoruz. Nasıl evet. Olacak? Şimdi bu slide da çok önemli. Bu slide maskenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bakın sol tarafta cerrahi maske, basit işte vatandaştan takın dediğimiz cerrahi maske. Şimdi partikül sayısının 100 tane dışarıdaki partikülün, damlacığın 25'ini içeriye alıyor. 75'inden sizi koruyor. Dışarı verirken de 50 tanesini bariyer yapıyor, 50'sini veriyor. Yani hem içeriye almada filtre ediyor, hem dışarıya almada filtre ediyor. Ama yine de korumada %100 değil tabii. Şimdi şöyle bu... Ama karşımızdaki kullanırsa... Karşıdakimiz de kullanırsa bu rakamlar daha da artıyor. Basit cerrahi maske büyük damlacık enfeksiyonlarını dediğimiz 10 mikrometre çapın üzerinde olanları tutuyor. Zaten şöyle diyorlar enfeksiyon ve virolojiyle uğraşan hocalar. Bu ACE reseptörler önce burun ve boğazdan başlıyor. Bu büyük damlacıklar da zaten buraya ulaşırsa diyor buradan aşağıya iner diyor. Siz diyor bu cerrahi maskeyi takarak büyük damlacıklardan 10 mikrometrenin üzerindekilerden korunursanız önemli olan da bir koruma sağlar diyor. Hocam bir de şöyle bir şey, bir doktorumuzun sosyal medyada maskeyi nasıl kullanmakla ilgili oldukça fazla görüntülenen bir videosu var. Önce bir maskeyi takıyor, sonra o maskenin arkasından bir çakmağı üflemeye çalışıyor. Çakmak sönüyor. İkinciyi takıyor, gene sönüyor. Üçüncüyü takıyor, gene sönüyor. Ve diyor ki, üç maskeyi arka arkaya takmak yerine bir maskenin, bir cerrahi maskenin önüne bir kağıt mendil gibi bir şey koyduğunuz zaman esas o zaman korunursunuz şeklinde bir açıklaması var. Böyle mi yapmamız lazım? Şimdi o konuda bir şey okumadım. Sonuçta bizim hani bilimsel olarak karşılaştırdığımız şeyler cerrahi maske, N95 ve basit işte eşarp. Mesela basit eşarpla örttüğünüzde de ne demiş? 33 tanesini ancak içeriye alıyorsunuz ama verirken 90'ını veriyorsunuz demiş. 90'ını veriyoruz. Yani biz 3 tane şey üzerinden hani yayınlar üzerinden hareket ettiğimiz ama için. Ama o mesela içine de bir kağıt mendil koyun diye. Öyle bir şey okumadım. Sonuçta yok. Evet öyle bir sonuç yok tabii. Peki. Sayın Er, şimdi tıbbi onkoloji uzmanısınız. Tabii bu süreçte birçok kanser hastası da bir yandan tedavilerine devam etmeye çalışanlar var. Bir yandan da kendi kendine tedavilerine, en azından ilaçlarını bırakanlar var. O kısmı biraz sonra soracağım ama şimdi bu koronavirüs organlara zarar veren bir virüs. Şimdi normal sağlıklı bir insana bulaşmasıyla bir akciğer kanserine bulaşması ve yıkıcılığı arasında nasıl farklar var? Bunu özellikle bir Türk Akciğer Kanseri Derneği üyesi olduğunuz için
sormak istiyorum. Kesinlikle. Şimdi bizim hastalarımız aslında bu konuyu çok iyi biliyorlar. Çünkü koronavirüs de sonuçta bir enfeksiyon hastalığı. Dolayısıyla kanser de bağışıklık sistemiyle çok ilişkili bir hastalık olduğu ve uyguladığımız tedaviler de yine bağışıklık sistemini etkilediği için biz hastalarımıza bu dönemden önce de mutlaka enfeksiyonlardan korunmalarını öneriyorduk ve bu konuda yol gösteriyorduk. Aslında buraya gelirken de yine konuşarak geldim hastalarımla. Bu örneği de vereceğimi söyledim kendilerine. Her zaman şunu duyarız biz hastalarımızdan. Hocam ben hasta olmadan önce daha fazla solunum yolu enfeksiyonu geçiriyordum, grip nezle geçiriyordum. Şimdi daha az geçiyorum. Oysa daha çok duyarlıyım bu hastalığa. Neden? Çünkü iyi korunmaya başlıyorlar bunun farkına vardıktan sonra. Aslında sizin bu salgından önce de daha az geçiriyorum. Belki bu salgın boyunca daha çok uyuyorlar. Kesinlikle, kesinlikle. Dolayısıyla biraz önce de vurguladığım gibi aslında korunma çok önemli burada. Evet, daha duyarlılar kanser hastaları, özellikle de akciğer kanser hastaları. Neden? Çünkü akciğer kanser hastalarının önemli bir kısmında sigara öyküsü var. Dolayısıyla akciğer solunum kapasiteleri düşük. Yine altta yatan hastalıkları, kronik obstrüktif akciğer hastalığı dediğimiz amfizem, bronşit gibi hastalıklar daha fazla görülüyor. Dolayısıyla solunum yolu enfeksiyonlarına daha açık durumdalar. Koronavirüs enfeksiyonuna da daha fazla yakalanma olasılıkları var. Bu durumda mutlaka korumaları, bütün önerileri, bizim yaptığımız korunma konusundaki önerileri almaları gerekiyor. Ama hasta yakınlarına da görev düşüyor burada. Onların da kendilerini korumaları gerekiyor. Çünkü aynı ev içinde ev içi kontaklar çok önemli. Biz hastamıza dışarı çıkmayın diyoruz ama çalışmak zorunda olan, dışarıya çıkan ev ahalisi eve getirebiliyor. Dolayısıyla bu önlemlerin herkes tarafından alınması gerekiyor. Ayrılması kesinlikle. En azından. Kesinlikle. Eğer şüpheli varsa mutlaka odaların ayrılması ve bu süreçte tedaviler, çok güzel söylediniz. Tedavilerine devam eden bir grup var ki biz bunu öneriyoruz mutlaka, hem ulusal hem de uluslararası rehberler öncülüğünde. Biliyoruz ki kanser kendisi önemli bir hastalık ve bir gerçek. Hocam soracağım ama biraz sonra cevabını isteyeceğim çünkü Sayın Yaprak'a döneceğim. Kemoterapi merkezleri bu dönemde açık mı değil mi? Bu da çok sorulan bir soru. Kesinlikle. Biraz sonra cevabını alacağım. Sayın Yaprak, şimdi bu süreçte tabii her şey yavaşladı. Organ nakli bekleyenler var. Evet. Bunun için mesela artık bir saniye bile beklemek onun hayatı için çok risk, evet, oluşturabilecek hastalar var. Evet. Nasıl işliyor bu süreç bu dönemde? Şimdi bu konuda bütün dünyada telekonferanslar düzenleniyor. Bizler de onlar birkaç gün önceden ilan ediliyorlar. Bütün ülkelerde nasıl bir uygulama var, ne yapılıyor gün ve gün takip ediyoruz. Türkiye'de bulunduğumuz nokta şu, bir defa böbrek nakilleri için söylüyorum. Böbreğin bir diyaliz diye bir alternatifi var. Nakile alternatif değil ama en azından birkaç ay onu aciliyetten kurtaracak bir yöntem var. Karaciğerde bu yok. Diyaliz merkezleri bu dönemde peki eski işlevselliğini devam ettirebiliyor mu? Aynen kemoterapi merkezleri gibi mesela. Hı-hı. O konuda bir bilgim yok gerçekten. Yani böbrek hastalarının diyalize girmesi gerekiyorsa mutlaka ediyorlardır. Çünkü diyalize girmezse böbrek hastası hayati bir sorun. Bence devam ediyorlardır diye düşünüyorum. Karaciğer hastalıkları için iş biraz daha farklı. Bizim şu anda yaptığımız %50 azaltma gibi şeyleri, aktifliği. Şimdi neden böyle yapıyoruz? Birincisi verdiği... Aktifliği azaltma derken hocam biraz daha açabilir misiniz? Şöyle, öncelikle hayati riski olan ve bu salgının bitmesini bekleyemeyecek karaciğer hastalarının ameliyatlarına, nakillerine devam ediyoruz. Kimler bunlar? Karaciğer sirozu zemininde kanser gelişmiş olanlar. MELD skor sistemi diye bir skor sistemimiz var. Sirozun ağırlığını gösteriyor bu. İşte bundan bir puanlama var. Bütün siroz ve nakil hastaları dinleyenler bunu bilirler. Herkes benim MELD skorum şu der. Yani bize önerilen, işte bugün MELD skoru 25'in üzerindeyse bu hastayı bekletmeyin. Korona riskine rağmen nakilini yapın şeklinde. 3, pediatrik ve aciller. Bunlar
yapılmaya devam ediliyor. Ama burada bunları yapmaya devam etmeniz için çalıştığınız merkezde bir izolasyon sağlamanız lazım. Ben kendi çalıştığım merkez adına biz bunlara kontrollü bir şekilde devam ediyoruz ama biz bu izolasyonu sağladık. Nasıl sağladık? Normal COVID pozitif hastayla bizim nakil hastalarımız hiçbir şekilde karşılaşmıyorlar. Bunların radyolojileri ayrı, tomografileri ayrı, ameliyathaneleri ayrı, yoğun bakımda ayrı. Nakil biriminde çalışan personelimiz COVID hastalığı polikliniklerinde görevlendirilmiyor. Son derece hijyene önem veriyoruz. Son derece hijyene önem veriyoruz. Bu süreçte nakil olacak olan hasta korona pozitife yakalandıysa? Şimdi onunla ilgili daha önceki yıllara ait hiçbir veri yoktu. İşte SARS'ta ve MERS'te yeterli sayı olmadığı için nakil hastaları buna tutulursa bunun sonucu ne olur? Bu sorunun cevabı 3 gün önce İtalya'dan geldi. 13 Nisan'daki telekonferansta 151 tane nakil hastasının yakalandığını ve sonuçlarını bildirdiler. Bunun 100 küsürü böbrek, 20 küsür karaciğer, 17 kalp, 8 akciğer diye devam ediyor. Bunlarda ölüm oranı %14 olmuş maalesef. Normal İtalya'nın ölüm oranı %8. Yani nakil hastaları bu hastalığa nakil sonrası immünsüprese dediğimiz ilaç, yani organ reddi olmasın diye biz bunlara ilaç veriyoruz. Dolayısıyla bu ilacı kullanan hastalar mutlaka bu hastalık açısından ölüm oranı riski daha fazla olan hastalar. İşte bu yüzden bekleyemeyecek ve bekleyecek hastaları çok iyi ayırt etmemiz lazım. Kimseye zarar vermememiz lazım. Hadi seni nakil yapayım diye. Bekleyebilecekleri gerçekten beklemesi, bekleyemeyecekleri de yapmak lazım. Bu ayrımı her merkez kendi hastaların kayıtlı olduğu merkezler var. Herkesin izlediği bir doktor var, bir üniversite hastanesi var vesaire. Onlar zaten göz önüne alıyorlardır. Bunun puanı kaç, bunda kanser var mı, yapalım mı, yapmayalım mı? Burada birkaç şey daha önemli, onu da söyleyeyim nakille ilgili. 3 gün öncesinden mutlaka COVID PCR testi alıyoruz. Hem alıcıdan hem vericiden. Bu negatifse bu nakili yapıyoruz, onunla da yetinmiyoruz. Toraks akciğer tomografisi çekiyoruz. Tomografide de hiçbir COVID bulgusu olmadığına emin oluyoruz. Bununla da yetinmiyoruz. Yarın yapacağımız bir karaciğer nakli var mesela. Refakatçisinden de COVID testi aldık. Dedik ki ve refakatçi değiştirmeyin. Dışarıdan insan girmesin. 14 gün boyunca işte vericiyi genelde 7. günde... Hiçbir riske sebep vermeyecek şekilde. Yani burada risk alamayız. Burada risk alma gibi bir hocam, şeyimiz yok. Birazdan şu soruyu da soracağım size ama hocamıza döneceğim. Tabii ki donör bulmak sadece yurt içinden değil, yurt dışından da olabiliyor. Ama bu süreçte yurt dışı trafiği tamamen durdu. Ne olacak diye soracağım ama Sayın Er, sizinle devam edelim. Kanserin sebeplerine baktığımız zaman stres de çok önemli bir faktör. Evet. Şimdi hem kanser hastaları bu süreçte çoğu eve kapandı. İster istemez stres yaşıyor olabilirler. Sadece evde oldukları için değil, belki ya kendilerinin ya da yakınlarının gelecekle ilgili kaygılarına ortak oluyor olabilirler. Söyler misiniz stres nasıl bir hücreyi kanserli hale getirebilir? Kanser hastalarında tabii ki en önemli stres faktörü aslında şu anda hastalıklarıyla ilgili. Bize gelen telefonlar da böyle, yayınlar da bunu gösteriyor. Koronavirüsle ilişkili olarak hastalığımın tedavisi aksayacak mı? Bu konuda ben bir olumsuz durum yaşayacak mıyım? Bu tür sorular var. Stresin direkt kansere neden olduğunu bilmiyoruz. O tür bir yaklaşım yok en azından gösterilmiş ama stresin bağışıklık sistemimizi baskıladığını, çünkü salgılanan hormonlar nedeniyle daha zayıf düşürdüğünü biliyoruz. Burada hemen ben uykuyu vurgulamak istiyorum. Uyku da çok önemli. Çünkü stresli zamanlarımızda uykumuz da düzensizleşir. Bugünlerde birçok insandan duyuyorsunuzdur mutlaka. Daha erken uyanıyorum, düzensiz uyuyorum diye. Bu düzenleri de yani bozuldu. Aslında uyuyacak çok vakit var ama oysa, uyku düzenimiz bozuldu. Aynen. Enfeksiyondan koruyan en önemli faktörlerden biri oysa uyku. Düzenli uyku, dengeli beslenme ve egzersiz. Bunları mutlaka hem bizim hastalarımız yani onkoloji hastaları hem de normal sağlıklı insanların yapmasını öneriyoruz. Dengeli beslenme derken
her türlü sebze meyveden hijyenik koşullara uygun şekilde beslenme. Egzersiz, hani soracaklar ki soruyorlar bize de çok, işte hocam dışarı çıkamıyorum, spor salonları kapalı, nasıl yapayım? Hepsinin yolu var. Evimizde yapabiliriz bunu yine uygun hijyen koşullarını sağlayarak. Burada tabii vurgulanması gereken bir nokta, çok aşırı ağır egzersiz kas yıkımına neden olacak egzersize girmemek lazım. O da enfeksiyona duyarlılığı artırıyor. Gerekiyor. Kesinlikle. Ama evin içinde de yürüyüş yapılabilir. Uzun yürüyüş yapılabilir, aerobik egzersizler, pilates, yoga gibi yaklaşımlar yapılabilir. Uykuyu kolaylaştırır. Tam uyku saat öncesi değil ama birkaç saat öncesinde yapılırsa uykuyu da kolaylaştırır. Yine rahatlatıcı müzikler, farklı konularda okumalar yapılabilir. Bütün bunlar rahatlatır. Çünkü bizim hastalarımız en çok dediğim gibi aslında stresi tedavisiyle ilgili yaşıyor. Kemoterapim devam edecek mi? İmmünoterapim devam edecek mi? Çünkü çok iyi biliyoruz ki bir akciğer kanseri hastası ya da bir meme kanseri hastası tedavisini almazsa bu gerçek bir risk. Diğeri olası bir risk. Evet. Kemoterapi merkezleri bu dönemde açık mı? Kemoterapi merkezleri bu dönemde açık. Bütün hastaneler bu önlemi alıyor ve ilk günden itibaren bu yaklaşım hem merkezler tarafından hem de Sağlık Bakanlığı nezdinde kabul edildi. Mutlaka izole kalmalı onkoloji merkezleri, orada çalışan doktor, hemşire ve diğer personel COVID servislerinden ayrı olmalı diye ve bu şekilde sağlandı ki hastalarımızın tedavisi devam edebilsin. Tabii burada öncelikler çok önemli. Nedir öncelikler? İşte yeni tanı bir hasta bazen çekinebiliyor, gitmeyeyim ben bekleyeyim diye. Oysa bekleyecek bir hastalık değil kanser, ki her zaman konuşuyoruz normal günlerde erken tanı esas diye. O nedenle mesela cerrahiler, elektif dediğimiz cerrahiler geriye kalmış olsa da mesela onkolojik cerrahiler devam ediyor eğer hastanın durumu kritikse. Bunun için de kriterlerimiz var. Ne tür bir akciğer kanseri, hangi evrede, bunların saptanması gerekiyor. Ona göre aciliyet durumları kesinlikle. Hastalık durmuyor çünkü. Biz hala acil servislerde hastalarımızı görmeye devam ediyoruz. Bir yandan da tabii kafa karıştırıcı durumlar var. Zaten onkoloji hastalarında ateş, enfeksiyon bulguları normale göre daha sık görülür. O yüzden bu konuda mutlaka doktorlarıyla iletişim içinde olmalarını öneriyoruz. Farklı bir nedenle olabilir. Korona diye atlanabilir bu durum. Çünkü hep oraya şimdi konsantre olduk. Diğer konuları hastalarımıza yansıtmakta zorluk çekiyor olabiliriz. O nedenle hem hastalarımız hem de hasta yakınları mutlaka tedavi oldukları merkezlerle iletişim içinde olmalılar. İrtibatı hep devam ettirsinler. Kesinlikle. Ki aradaki farklar da en azından hekimi tarafından onlara anlatılsın. Kesinlikle. Sayın Yaprak, az önce dediğimiz gibi yurt dışından da donörler geliyordu. Yani değil mi, bizdeki kadavra sayısıyla başka ülkelerdeki kadavra sayısı tabii ki fark ediyor. Yani ama uluslararası her şey durdu. Bazı istisnalar var tabii ki uluslararası bu hareketlilikte. Acaba organ nakli bu istisnalar arasında yer alıyor mu? Yok, hayır, yer almıyor. Şu an sağlık turizmi kapsamında yurt dışından nakil olmaya gelen herhangi birisi yok zaten. Yani biz sadece kendi vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz şu anda. Ama diyelim ki bizim vatandaşımız yurt dışından diyelim ki bir şey buldu, organ buldu. Ha, yok öyle, öyle bir sistem yok, yok zaten. Yani bizim vatandaşımız yurt dışından bir organ, yani yani canlı vericiden bahsetmiyoruz. Ancak. Kadavra vericiden, evet, bahsediyorsak yurt dışından öyle bir kadavra organ gelmesi gibi bir şey zaten mümkün değil Türkiye'ye. Öyle bir şey hiç olmadı. Öyle bir şeye üye değiliz. Ama mesela canlı olanlar da gelemiyor. Bu canlı içerisinde olanlar da gelemiyorlar tabii. Ancak bu sıkıntı yaratıyor mu? Yok, hayır. Sonuçta biz hizmet veriyoruz. Bize başvuran olursa, şartları sağlarsa biz ameliyatlarını yaparız. Evet. Şimdi koronavirüs organları da tahrip ediyor, biliyoruz. Korona yüzünden diyelim ki hayatını kaybeden bir hastanın yakınları ya da korona olmasa bile değil mi, organlarını bağışlayabiliyor, başka bir şey yapabiliyor. Ama korona yüzünden hayatını kaybeden bir kişinin organları bağışlanabilir mi? Yok, bağışlanamaz. Şimdi koronanın kanda bulunma oranı %15 olarak gösterilmiş. Zaten bu nedenle hayatını kaybettiyse bu hastalık bütün organları enfekte etmiştir. Değil böyle bir aşamaya gelmiş
bir hasta, normal sağlıklı birisinin bile karaciğer safra hücrelerine bunun bir uğrama oranı %60'lar civarında. Yani dışkıyla işte %30 saptanıyor deniyor ya, bu aslında şu: karaciğerdeki safra hücrelerine de %60 oranında acı reseptörleri var, buraya da uğruyor. Buralarda enfeksiyona yol açmıyor ama organı bağışlanacak kadar, beyin ölümü olmuş olacak kadar hastalanmış birisinin organları asla kullanılamaz. Hem kanda vardır hem diğer organları hasta yani etmiştir. Korona yüzünden hayatını mümkün kaybeden değil. Birinin organlarını bağışlatmak mümkün değil. Peki, yani Sayın Er, size soralım. Şimdi organ yetmezliği nedeniyle mi kanser meydana gelebiliyor? Kanser nedeniyle organ yetmezliği olduğunu biliyoruz ama... Evet. Az önce hocamız da karaciğerle ilgili bazı şeylerden bahsetti ama nasıl oluyor bu durum? Evet, kanser hastalarında çoklu organ tutulumu olduğunda tabii ki organ yetmezliğine son dönemlerde gidilebilir. Bu gördüğümüz bir durum. Ama organ yetmezliği kendi içinde tek başına neden olmaz kansere. Ancak bunun bir istisnası hepatit enfeksiyonları, karaciğeri tutan enfeksiyonlar, B ve C enfeksiyonları. Bunlar uzun dönemde karaciğerde siroz dediğimiz karaciğer yetmezliğine neden olurlar ve bunu takiben de yine özel bir tip karaciğer kanseri, ki bu hastalarda görülür. Zaten burada da aslında hepatit B ya da C pozitif olduğunu bildiğimiz kişileri ilk günden itibaren yakın takibe almak gerekir. Bunu hem gastroenteroloji, yani karaciğer uzmanları, hem de onkoloji uzmanları birlikte yönetirler. Bunun bir de şu yönü var. Organ naklini konuştuğumuz için onu da vurgulamak lazım. Tabii ki bu çok sıklıkla görülen bir durum değil. Organ nakli zaten çok yapılan bir durum değil. Hani sıklık olarak baktığımız zaman, ama organ nakli yapıldığı zaman bu karaciğer ya da böbrek olsun, bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar alınması gerekiyor. Neden? Çünkü sonuçta yabancı bir organı vücudunuza alıyorsunuz. Ona vücuttan atılmaması için bağışıklığı baskılamak gerekiyor. Bu da yine uzun vadede bağışıklığı baskılandığı için kişilerin kanserin nasıl geliştiğine dönecek olursak, aslında vücudumuzdaki kendi hücrelerimizi kontrolsüz çoğalması, bunu da normalde bağışıklık sistemimiz engelliyor. Aslında hepimizin şu anda vücudunda hücreler kontrolsüz olarak çoğalıyor ama bağışıklık sistemimiz onu tanıyor ve kontrol ediyor. Bağışıklık sisteminin tanıyamadığı yerde kanser oluşuyor. İşte bu noktada organ nakli yapılmış kişilerde bağışıklık sistemi baskılanmış olduğu için kanser gelişimi normal duruma göre daha yüksektir. Bu tür durumlar da mutlaka oluyor. Bizim kendi merkezlerimizde de organ nakliyle kanser merkezleri aslında işbirliği içinde çalışıyor. Aynı şekilde, çünkü bağışçının da, yani veren kişinin de kanser geçirmemiş olması ya da kanser geçirdiyse eğer en az 5 yıllık bir süre geçmiş olmasını arzu ediyoruz üstünden, ki herhangi bir aktarım olmasın. Yani burada aslında çok komplike durumlar var. Kanserde vurgulamak istediğim nokta şudur: çok disiplinli çalışmak gerekir. Yani multidisipliner dediğimiz ortam, yani cerrah, medikal onkolog, radyasyon onkoloğu, eğer bir organ nakli söz konusuysa organ nakli uzmanı, tüm bunların bir arada bulunduğu konsey dediğimiz, aynı bizim bu anda oturduğumuz ortamlar gibi ama daha kalabalık olmak üzere ortamlarda hasta için en yararlı yaklaşımın belirlenmesi. Çünkü her hasta için aynı yaklaşım da geçerli değil. Kanserde artık böyle tek bir tedavi yönteminden, tek bir yaklaşımdan söz etmiyoruz. Kişiye bağlı. Değil mi? Aynen, kişiye özel tedavi diyoruz. Evet, Sayın Yaprak, şimdi koronavirüs aşısında son duruma baktığımız zaman her ülke kendi aşısını geliştirmeye başladı ama en iyi ihtimal bunun 1 yıl ya da 8 aydan önce olmayacağı öngörülüyor. Şimdi benim burada sormak istediğim şey, bu aşıya gönüllü katılan bazı insanlar var. Yani yarın öbür gün Türkiye'de de bu durum ilerlediği zaman belki, değil mi, gönüllü insanlar gidip de en azından ilk aşamasında ya da ikinci aşamasında böyle bir teste maruz kalabilecek. Siz ne dersiniz? Böyle bir teste, henüz riskleri kesinleşmemiş olan bir teste maruz kalan bir kişinin kan vermesinden tutun da bir organ bağışçısı olması konusundaki soru işaretleri neler olabilir? Aşıların bugüne kadar bildiğim, Türkiye'de böyle bir aşı geliştirmedik. Dolayısıyla yurt dışındaki bir aşının geliştirilme süreci de aşağı yukarı 5 yıl sürüyor.
Dolayısıyla bu konuda benim elimde bir veri yok. Bu deneye, teste maruz kalan insanlar daha sonra etkilendiler mi, nasıl etkilendiler? Bu konuda elimizde bir veri yok. Herhangi bir yayına da rastlamadım ben bu konuda. Ama burada yan etkileri henüz belli olmayan bir şey için hala bu insanlar da bir anlamda risk altında. Buna gidiyoruz. Prensip olarak cevap verebiliriz. Hani şu anda elimizde bir aşı olmadığı için net bir cevabı olmayacaktır ama klinik bir çalışma tabii ki herhangi bir aşının geliştirilmesi döneminde aynı ilaçlarda olduğu gibi yine bir klinik çalışma dönemi olacaktır. Klinik çalışmaya giren bir kişinin de aynı zamanda işte bir organ vericisi olması gibi bir durum söz konusu olmaz. Çünkü klinik çalışma döneminde herhangi bir ikinci işlem yapılmaz o kişiye. O nedenle öyle bir karmaşa olmayacaktır. Yani ya biri ya biri. Hep sıfır riskten bahsediyoruz. Tabii ki. Özellikle kesinlikle. Kesinlikle. Zaten aynı şey aşının geliştirilmesi için de risktir. O kişiyi başka bir duruma sokmak, bir ameliyata, işte bir verici durumuna sokmak. O nedenle klinik çalışmaların prensibinden bahsedecek olursak ideal şartlar yaratılmaya çalışılır. O anda başka enfeksiyon olmaması, başka bir rahatsızlığının olmaması özellikle aşı çalışmaları için. Dolayısıyla farklı bir duruma giremez. Hocam bu arada tabii ki bu koronavirüsle mücadelede de bazı ülkelerde kök hücre tedavisinin uygulandığını da görüyoruz. Evet. Kanserde de uygulanıyor bu tedavi. Hı hı. Ne aşamada, nasıl sonuçlar alınıyor? Kanserdeki kök hücre tedavisinden bahsedecek olursak daha çok bu kan kanserleri dediğimiz lösemi ve lenfomalarda başarılı olan bir tedavi yöntemi ve gerçekten çığır açtı diyebiliriz o aşamada. Önemli sonuçları var. Koronavirüs enfeksiyonundaki kök hücre tedavisi ise orada enfeksiyonu bertaraf etmek için uygulanan bir tedavi. Ön sonuçlarının iyi olduğunu okuyoruz. Türkiye'de de başarılı uygulamaları var ama tabii ki kısıtlı sayılarda. O nedenle şu anda standart bir tedavi gibi sunmak uygun olmaz. Hocam kök hücre tedavisi tabii ki sizi de yakından ilgilendiren bir durum olabilir mi? Şöyle 7 vakalık bir ilk çalışma 7 vaka Çin'den geldi. Mezenşimal kök hücre bu tabii. Mezenşimal kök hücre ile normal kök hücreyi karıştırmayalım. Hocamın ilgi alanına giriyor, onkolojiye giriyor daha ziyade. Çünkü hematoloji, onkoloji beraber çalışırlar. Evet. Mezenşimal kök hücre dediğimiz kemik iliğinden alınabildiği gibi kordon kanından ya da yağ dokusundan vesaire de alınabilir. Bunlar verildiklerinde, vücuda verildiklerinde farklı hücrelerin şekillerini alabilirler. Bir kök hücre adı üstünde. Çin'den verilen 7 vaka gerçekten ciddi solunum sıkıntısında yoğun bakımda olan 7 hastanın iyileşip taburcu olduğu şeklinde kök hücre tedavisiyle. Yani başarılı sonuçlar gayet. Başarılı sonuçlar var ama ciddi de bir maliyet gerektiriyormuş sanırım kök hücre tedavisi vermek. Türkiye'de ne durumdayız o konuda bir bilgim yok. Yani Çin sadece bir 7 vakalık yayın. Sadece şunu söyleyebilirim. 17 tane çalışma clinicaltrial.gov adresine 17 tane bu konuda çalışma halihazırda başvurmuş yapılıyor dünya genelinde. Evet. Çok yeni. Yani hani bunlar için maksimum sayı 7 olan bir şey için bir şey söylemek için çok erken. Hocam demin belki biraz konuşurken bunun cevabını verdik ama tekrar çok sorulan bir soru. Virüs hasta hayatını kaybettikten sonra vücutta kalmaya devam eder mi? Ederse bunun süresi ne olabilir şeklinde de gelen bayağı bir soru var bu yönde. Az önce mesela bu kişilerin kesinlikle organlarının alınmaması, başka bir kişiye nakledilmemesi gerekiyor demiştik. Aslında bunun da cevabını vermiş olduk değil mi? Evet. Bu konuda da yazılmış herhangi bir şey yok. Yani bu konuda eksi olmuş, vefat etmiş kişilerin organlarından bunu alıp üretmeniz lazım ki kaçıncı günde ürüyor buna bakmanız lazım. Mantık şu, mantık virüs kendini replike edip çoğaltabilmek için canlı bir hücreye ihtiyaç duyar. Ölmüş birisinin vücudunda ben üremeye devam edeceğini sanmıyorum. Yani dünya şu an salgınla mücadele ederken kimsenin böyle utopik bir sorunun cevabının peşine düşeceğini de sanmıyorum. Peki. Sayın Er, bu arada kanser tedavisi görenlerin ek bir gıda takviyesi almasına gerek yok deniliyor. Hı hı. Niçin almaya çalışıyor bazı hastalarımız? Burada aslında evet bu soruyu sorduğunuz için gerçekten çok teşekkür ederim. Çünkü o konuda
bir kafa karışıklığı var toplumda. Oysa normal beslenen, dengeli beslenen ve emilimi iyi olan kişilerde bu vitamin ve minerallerin tümünü vücudumuz besinlerden alabiliyor. Dolayısıyla eğer eksiklik yoksa ek takviyeye de gerek yoktur. Ama eksiklik varsa, ki bunu kan testleriyle saptayabiliriz, herhangi bir vitaminin eksikliği varsa, ki en başta bunu vitamin D için söylemeliyim. Çünkü zaten kıştan çıktık, vücudumuzda D vitamininin eksik olması beklenen bir durum. D vitamini de enfeksiyonlara karşı koruyucu olduğunu biliyoruz. O nedenle D vitaminini yerine koyabiliyoruz. Güneş ışınları dışında çok fazla alabileceğimiz bir kaynakta olmadığı için. Ama onun dışındaki vitaminleri mutlak eksikliği olması durumunda yerine koyuyoruz ki eğer gereksiz yere alınırsa hem organlara zarar verebilir hem de uyguladığımız tedavilerin etkisini de azaltabileceği yönünde çalışmalar var. Çünkü yine çok konuşuluyor, o yüzden tıbbi olduğunu düşünmüyorum bunun, oksidan, antioksidan terimleri her yerde çok geçiyor. Bu yaklaşımlar, işte antioksidan verelim ama antioksidan dediğimiz vitaminler, vitamin E, vitamin C, vitamin A gibi vitaminlerin fazla verilmesi, uyguladığımız kemoterapi ya da immünoterapi ajanlarının aslında vücutta daha az çalışmasına neden olabilir. Dolayısıyla tedavi etkinliğimizi bozabilir. Evet. Burada doktorlarının haberi olmadan kesinlikle kullanmamalılar. Bir reklam arasına gideceğiz. Bu arada son dakikayı görüyorsunuz sevgili seyirciler. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir günde 4931 kişi hayatını kaybetti. Evet, bu bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef ve toplam ölü sayısı da 30.990'a çıktı. Biraz sonra uzmanlarımıza soracağız acaba niçin bu kadar artmış olabilir diye, ama kısa bir reklam arası. Ülkenin insanları olarak ne mücadeleler verdik, ne zaferler kazandık biz, ne zorlukları aştık. Bir gün bile durmadık. Vazgeçmedik kendimizi geliştirmekten, öğrenmekten, yapılamaz deneni hayal etmekten ve gerçekleştirmekten. Ülker olarak biz de bu memleket için üretmekten, güzel ülkemizin dört bir yanına küçük mutluluklar götürmekten hiç vazgeçmedik. Bunu da beraber yeneriz. Çünkü biz çok güzel bir ülkeyiz. Bu güzel ülkenin ülkeriyiz. Bak, tam gidesim geliyor. Aklım sende kalıyor. Gel Pıtırcık. Seviyorum seni. Şahin. Güven ailede başlar. Biz Naturbes'i veriyoruz. Naturbes Omega tüm omegalar ve morina balığı karaciğer yağı içerir. Naturbes Vitasmin, tüm vitamin, mineraller ve astaksantin içerir. Ben de Naturbes'e güveniyorum. Naturbes eczanelerde. Siz hala sipariş vermediniz mi? Hemen tıkla, tüm ürünlerin fabrikadan kapına hediye hijyen setiyle gelsin. Şahin724.com. Ben de Naturbes'e güveniyorum. Naturbes eczanelerde. Sen evde kal diye Türkiye, televizyonun Vestel'den hediye. Şimdi Vestel'den 3 ürün alan herkese 1599 lira değerinde 80 ekran televizyon hediye. Vestel'ini dilediğin yerden al, evde kal. Türkiye Vestel'leniyor. İki son dakika gelişmemizi var sevgili seyirciler. Önce yurdumuzdan, İstanbul'dan olanı aktaralım. Avcılar'da metrobüs kazası. İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Yaralıların olduğu söyleniyor. Detayları ilerleyen dakikalarda ekranlarınıza getireceğiz. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nden işte o son dakika haberleri. Amerika Birleşik Devletleri'nde korkunç rakam diye ajansların da geçtiği, bir günde 4931 kişinin hayatını kaybetmesi. Böylelikle toplam ölü sayısı Amerika Birleşik Devletleri'nde 30.990. Hocam Sayın Yaprak, az önce de ilk grafikle falan bütün bunları izah ediyorduk. Amerika Birleşik Devletleri de vardı o grafik içerisinde, evet. Ama yani dünkünün 2,5 katı bir ölüm meydana geliyor. Ve 30.990 kişi hayatını kaybetti. Zaten merkezi bu salgının artık Amerika Birleşik Devletleri olarak kabul ediliyor. Öyle görünüyor yani. Programın başında Amerika'daki günlük vaka sayısının pikin
tırmanmaya devam ettiğini, günlük 30.773 olarak vermiştim ama 4.931 kişinin ölmesi 30.000'de çok ciddi bir oran. Bu önlemler biliyorsunuz çok geç alındı. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok umursanmadı. Evet. Başkan Trump da bu konuda esprili açıklamalarıyla gündeme oturmuştu ama sonuçları da şimdi görüyoruz. Şimdi Trump biliyorsunuz Dünya Sağlık Örgütü'ne yardımı kesip siz Çin'i kayırdınız, bu salgını geç haber verdiniz diye bir tartışma var Amerika'da. Evet, bu arada bütün Amerikan vatandaşlarına tamam çekler dağıtıldı ama sonuçta bu rakamların önüne geçebilecek mi bu ekonomik yardımlar, onu da ilerleyen günlerde görebileceğiz. Yalnız tabii eyaletler de fark ediyor. Kaliforniya'da falan daha azmış aldığımız haberler. En kötü haberler New York'tan geliyor. Orada artık morglarda bile yer kalmadığı yönünde haberleri de iletiyoruz maalesef. Sayın Er, siz nasıl değerlendireceksiniz bu Amerika'daki özellikle yüksek artış? Bütün dünya için söyleyebiliriz aslında. Bizler hekimiz ve tabii ki ekonomi, her şey çok önemli ama sağlık başta gelir. Hani bizim de kendi kültürümüzde de değiş vardır. Kanuni Sultan Süleyman'ın olmayan nefes dünyada bir saat gibi diye. Önce sağlık gelir. Sağlık sisteminin iyi olması çok önemli ve tabii ki rakamlar aslında, bu hep bahsediyoruz, zirveye ulaşmak, pike ulaşmak diye. O pike ne kadar uzun zamanda ulaşılırsa ve yayılırsa, çünkü dünyada hiçbir ülke aslında sağlık sistemi buna hazırlıklı değil. Dolayısıyla siz hastanelerinize hani bir gün 1 milyon hastam olur diye yapmıyorsunuz. Ortalama neyse ona göre yapıyorsunuz. Dolayısıyla bunu aşmak her ülke için mümkün. Dolayısıyla aşmamanın yolunu, bu süreci uzatmak önemli. Amerika'da da olan, ki kendim de orada daha önce çalıştığım için iyi biliyorum, çok özelleşmiş merkezler, belli konularda çalışmaları olan merkezler ama bu tür bir halk sağlığı sorununa hazırlıklı değiller. Dolayısıyla sistem bir anda tıkandı, bizim de televizyonlardan izlediğimiz. Özellikle hastanelerde yaşanan problemler kesinlikle çok sık dile getiriliyor. Bizim de kendimize çıkaracağımız dersler olması lazım burada. Sistemi tıkamamak adına mutlaka yapılan uyarılara uymak, Sağlık Bakanlığı'nın, Bilim Kurulu'nun ve hastanelerin verdiği direktiflere uymak, eğer telefonla arayın bir yakınmanız olduğunda deniyorsa buna uymak. Çünkü gerçekten yola çıktığınız zaman siz kaç kişiye daha bulaştıracağınızı bilmiyorsunuz. Kaç kişiyle daha muhatap olacağınızı, temasta olacağınızı bilmiyorsunuz. O yüzden hani tekrarlayacağım ben, rehavete kapılıp bizde olmuyor demeyelim. Çünkü bir grup insan da şikayeti olmadan geçirebiliyor hastalığı. Dolayısıyla ben size bulaştırabilirim, siz gidip evdekilere bulaştırabilirsiniz. Hep burada düşüneceğimiz... Hepimiz kendimiz ve çevremiz. Evet, kendimiz ve çevremiz. Yalnızca ben hasta değilim diye düşünmemek lazım. Yani bizde varmış da başkasına bulaştırmayacakmışız gibi yapmamız lazım. Hocam, siz programın başında az kalsın buraya geç kalıyordum. Trafik vardı. Evet. Sanki yani normal. Bundan normal iki ay hayat önceki devam İstanbul ediyor gibiydi. Gibi. Ama bu şartlarda şimdi tamam kontrol altına alındı da. Şimdi bir taraftan şöyle bir çelişki yaşıyorum. Evet, sağlık sistemimiz canla başla, herkes mücadele ediyor. İyi gidiyoruz diyorum. Bu iyi gidiyoruz derken de insanları sanki sokağa çıkmaya mı teşvik ediyoruz gibi bir ikilemin içerisindeyim. Değil mi? Yani, belki bu açıklamalardan sonra mı insanlar gevşedi de sokağa çıkmaya başladı ya ama bilemiyorum. Bir yandan da şeffaf olmak sonu, lazım. Bu haber, bu bilgileri vermek yani lazım. Yani şimdi şöyle daha açık konuşayım. Daha net mesajlar vereyim o zaman. Bu kadar ölüm oranı olan yerler neden ölüyorlar? Sağlık sistemleri çöküyor. Yani bir anda 10 bin kişi hastaneye başvurursa o hastaların bir kısmı maalesef yatak bulamayacak ve ölecekler. Yani biz bu bizim evde kalın dememizin nedeni biz bu duruma gelmeyelim. Şu aşamaya kadar çok güzel götürdük ama bir hafta bir rehavete kapılırsak, bir hafta çok değil. O ülkeler gibi oluruz yani. Yani gerçekten sürekli söylüyoruz, işi olmayan lütfen çıkmasın evden. Ancak bu şekilde götürebiliyoruz. Şeye de yazık, emeklere de yazık. Şimdi 20 yaş altında evinden çıkmayan, 65 yaş üstünde evinden çıkmayan ve sağlıkta çocuklarını görmeden çalışan doktorun, hemşirenin, laborantın, teknisyenin, temizlik personelinin emeğine de yazık. Emeklere yazık oluyor. Şimdi Sayın Er, şimdi tabii ki bu durumla, bazı durumlarda acil olmadığı sürece hastaneleri meşgul etmememiz gerekiyor.
Ama tabii ki bu dönemde ne kadar mümkün bilmiyorum ama genel olarak sormak istiyorum bu soruyu. Bir açıklamanızda siz basit bir kan testinden bile burada kanser riskinizi belirleyebiliyor bu test demiştiniz. Evet. Şimdi bu durumda gidip acaba gideyim bu testi yapayım mı demek belki pek uygun olmayabilir ama evet. Bazı belirtiler çok sinsi olabiliyor ve kendini göstermeyebiliyor. Biz hep evet. Hastalığa yakalanmış kişiler üzerinden bahsediyoruz ama söyler misiniz nasıl bir belirtiler vücudumuzda başladığı zaman biz acaba mı diye artık kanserden şüphelenmeliyiz. Düşünmeye başlamalıyız. Aslında tabii kanser tek bir hastalık değil. Dolayısıyla her kanserinde farklı yakınmaları, farklı belirtileri olabiliyor. Ama genel olarak söyleyecek olursak, örneğin hızlı kilo kaybı herhangi bir nedeni olmaksızın son 3 ayda normal kilonuzun %10'dan daha fazlasını kaybettiyseniz hiç çaba göstermeden ya da iştah azalması, uzun süreli öksürükler bu solunum yolları akciğer kanserleri için tedaviye rağmen geçmeyen öksürük, nefes darlığı, yine vücudunuzda elinize gelen bir kitle, bir şişlik, örneğin kadınlarda en sık görülen meme kanseridir, memenizde elinize gelen bir kitle ya da cildinizdeki benlerin şekil değiştirmesi, renk değiştirmesi, bu tür durumlar kanser için uyarıcıdır. Her zaman kanser anlamına gelmez ama uyarıcıdır. Ama önlem almakta yarar. Şu dönemde bile olsa eğer şüphelendiğiniz bir durum varsa bunu ertelememek gerekir. Çünkü bir de şu nokta var. Biz bu sürecin ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Yani eğer 2 hafta, 3 haftaysa evet beklenebilir ama belki birkaç ay sürecek bu durum. Dolayısıyla bunu erteleyemeyiz ama normal bir hanım diyelim ki göğsünde bir kitleyi fark etti. Bunun için hemen harekete geçmesi kesinlikle gerekiyor. Yani bu süreç bitsin bitmesin diye beklemesine gerek yok. Kesinlikle. Bunun için zaten yapılmış algoritmalar var. Onkoloji dernekleri hem uluslararası hem de ulusal merkezler çok hızlı aksiyon aldılar gerçekten. Bizim kendi Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneğimizde öncelikleri sıraladı. Hiçbir yakınmanız yoksa bugün check-up'a gidin demiyoruz kesinlikle. Kanser taramalarınızı yaptırın demiyoruz. Örneğin bir kolonoskopiyi 50 yaş üstünde hatta 45'e çektik şimdi. 45 yaş üstünde yakınmanız yoksa bile yaptırın dediğimiz bir tetkik ama bugün için onu söylemiyoruz. Şu durumda çünkü hastaneye gitmek riskli olabilir. Bir işlem yaptırmak riskli olabilir. Ama yakınmanız varsa ya da bilinen bir tanınız var, takiptesiniz. Normal kontrol zamanınız değil ama beklenmeyen bir şikayetiniz ortaya çıktı. Çünkü bizim en büyük endişemiz aslında hastalarımızın bu dönemde daha ileri evrelerde hastaneye başvurması. Çünkü dediğim gibi gerçek bir tehdit, kanser gerçek bir tehdit, diğeri ise olası bir tehdit. Ve erken tanı, erken teşhis tabii çok ki önemli. Çok önemli. Hocam, dolayısıyla size de önlemlerimizi alarak hastaneye giderken de onu da bir kısaca vurgulamak istiyorum. Mutlaka maske takılması, hastaneye giderken yanınıza eğer kendiniz gidebiliyorsanız hiç kimseyi almayın. Ama 5-10 kişiyle de 5-10 kişi zaten mümkün değil artık hastaneler almıyor. Ama bir kişi gelebilir eğer ihtiyaç varsa destek amacıyla. Yine hastaneye girerken mutlaka ateş ölçümü yapılıyor. Şikayetler sorgulanıyor. Çünkü biz merkezlerimizi de onkoloji merkezlerinde olası bir COVID hastasıyla enfekte edip hani oradaki riski artırmak istemiyoruz. O nedenle tüm onkoloji merkezleri bunu da sorguluyor. Hem yakınını hem de hastayı bu açıdan sorguluyor. Yine hastaneye yatmayı gerektiren bir durum olursa refakatçi almıyoruz. Mutlak zorunluluk varsa hani kendi işini kendi göremiyorsa o durumda da refakatçi değişmeksizin aynı refakatçiyle devam etmek. Hatta başımıza geldi ki şu anda kalktı artık yurt dışı temaslı süresi ama bu olayın başlangıcında Mart ayında yurt dışından dönmüş bir kişi refakatçi olarak kalıyor. Tabii ki biz bilemeyiz hani hangi kişi ne zaman yurt dışından geldi diye. Sorguladığımız zaman ancak öğrendik bunu. Mutlaka sorgulamayı yapıyoruz ama zaten kişinin de bunu kendisinin bilerek davranması lazım. Hocam şimdi nakil olmuş hastalar peki? Ben bir ilave yapabilir miyim? Konu geçti de meme kanseriyle ilgili bir mesaj vereceğim. Genel cerrah olduğum için bir anda böyle dikkatimi çekti. Yıllardır meme cerrahisiyle uğraşmıyorum. Karaciğer, safraları, pankreasla uğraşıyorum ama geçmiş aylarda, yıllarda çok yanlış mesajlar veren
hocalarımız oldu veya kimi insanlar verdi. Mamografi çektirmeyin, kanser olursunuz. Yok böyle bir şey. Mamografi insanların emek emek, meme derneklerinin, kadın kollarının vesaire emek emek yıllarca ördüğü, mamografi çektirin kanserdi, başka türlü erken yakalama şansınız yok algısını değiştirmeye çalıştılar. Sakın böyle insanlar hataya düşmesinler. 8 kadından bir tanesi hayatı boyunca meme kanserine yakalanıyor. Bunu 5 milimetreyken ancak ve ancak mamografi yakalayabilir. Mamografiden alacağınız radyasyonun da size öyle bir zararı falan olmaz. Bu mesajı da ben söylemek istediğim yeri gelmiş. Peki hocam, nakil olacaklar ne olacak diye konuştuk ama nakil olmuş olan hastalar. Şimdi tedavileri, takipleri nasıl olacak? Onlar takiplerini devam ettirmeli mi? Yani ne yapsınlar? Bu süreç var, aman gitmeyelim. Hastaneler zaten dolu, oradan enfeksiyon kapanırız desinler mi, yoksa beklemeleri gerekiyor mu? Olmuş ya olma olmuş olanlar. Olmuş olanlar şöyle, bir defa hepsi zaten telefonla bizlerle bağlantısını kesmeyecekler. Şimdi bizim belli taburcu sonrası kontrol sıklığımız var. Mesela bir karaciğer nakli için söylüyorum, yaptık. İlk hastaneden taburcu ettikten sonra haftada iki çağırıyoruz. Sonra 3 ay ya kadar haftada bir yapıyoruz. 3 ile 6 ay arası işte 15 günde bir, 6 aydan sonra ayda bir. 1 yıl doldurunca da 2-3 ayda bir ömür boyu kontrol. Şimdi yeni nakil olmuş olan hastalar hastaneye korunaklı bir şekilde gelecekler. İlla gelmek zorundalar. Ya da bir kan verip bize gelmek zorunda da değiller. Zaten onlar biliyorlar. Kan verdikleri yerleri de biliyorlar. Bize kan sonuçlarını mail atıyorlar ya da WhatsApp'tan atıyorlar. Biz de ona göre bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçların dozlarını ayarlıyoruz. Hocam, iki cümleyle sonlandırmanızı isteyeceğim. Çünkü süremizin sonuna gelmişiz. Yani sonuçta bu hastalar sürekli nakil olduğu merkezle kontak halinde olsunlar. Kendi başlarına ilaçlarını değiştirmesinler. Biz gelin veya gelmeyin şeklinde biz onlara telefonla cevap veririz. Aynı şekilde bütün hastalar için doktorlarıyla irtibat içinde olmaları, kendi kendilerine ilaçlarını ya da tedavilerini sonlandırmamaları gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Katıldığınız için, değerli bilgileriniz için. Güne bakışı noktalıyoruz. Akşam 19.30 ana haberde görüşmek üzere.